Merhaba, dostlarım benim. Yeniden merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle savaş, çatışma, hepimizin hayatında bir mücadeledir, bir karmaşadır, bir çatışmadır, bir kavgadır gider. Ve biz bu çatışmaları kazanırsak rahat edebileceğimizi zannederiz. Bu artık bizim zihnimizde yer aldı. Yani mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmaz diye düşünüyoruz. Halbuki yaşam o kadar yalın ve o kadar sadedir ki onu karmaşık hale getiren sensin, benim, bizleriz. Dönün evrene, bir bakın kim neyi zorluyor bizim dışımızda. İnsan her zaman önünde dümdüz bir yol var ama bu düz yolu gitmeyi seçmez, hep dolambaçları, dolambaçlı yolları, çukurlu yolları seçer. Dön şimdi bir bak hayatına. Sen bugüne kadar hangi yolları seçtin? Halbuki biraz sabırlı olmak, birçok şeyin kendiliğinden düzeleceği anlamına gelirken dönüp yaşama baktığımızda biz hep zorluyoruz. Bırakın. Yaşam önünüzde bir güneş gibi doğsun ve önünüzü aydınlatsın. Sen onu sakın zorlama benim aziz dostum. Düşün, bir kelebek kozasından çıkarken ne kadar zorlanır. Bir bakarsın küçük bir delik açmış kozayın üzerine, çırpınıyor. Sen ona yardım etmeye çalışırsan, iyilik yapacağım diye ne yaparsın? Onu çıkarırsın, canlı da çıkarırsın. Ama kanatları buruş buruş kalır. O kelebek uçamaz. Yani o kozasından çıkarken verdiği uğraş acı gibi görünse de o kanatlarını, kaslarını geliştirir. Sonra da kozasından çıktığında kanatları gergin, dik, pırıl pırıl olur. Ve çırptığında havaya uçabilir. Ama sen onun kozasını açarsan, senin kendi sabırsızlığınla o kelebeğe zarar verirsin. Onun ölmesine ya da bütün güzelliğinin bozulmasına sebep olursun. Benim aziz dostum. Yani her şeyin olması için doğru bir zaman vardır. Bir meyve. Ağaç da önce çiçektir, sonra tomurcuk olur, sonra büyür ama olgunlaşmamıştır. Bir meyveyi olgunlaşmadan kestiğin zaman olgunlaşmış meyve tadına varabilir misin? Evet, benim aziz dostum, sen yaşamın müziğine uyup uyum sağlamalısın. Savaşmak yerine dans ederek, hiçbir zorlama olmadan, onunla birlikte akıp gitmelisin. Eğer sen yaşamın akışına uyum sağlarsan, onun sana vereceği bütün mucizeleri de fark edeceksin. Hayatının ne kadar kolaylaştığını fark edeceksin. Gerçek bir mükemmellik içinde yaşamın bütün güzelliklerinin önüne
serildiğini göreceksin. Eğer herhangi bir şey doğru zamanda yapılmazsa, beklenenin aksine akış bozulur. Ve bu da daha çok zaman kaybına neden olur. Aynı zamanda beklentilerin olmadığı için de acı çekmeye başlarsın. Vay bu benim başıma neden geldi diye ağlayıp durursun. Halbuki şartlarla kavga etmek, savaşmak yerine uyumlu barış içinde olursan, yaşamın sana sunabileceği her şeyi kolaylıkla alabilirsin. İşte tam da bu yüzden beni sessizce ve güvenle dinle. Asla acele edip zamanı gelmeden harekete geçme. Direnç gösterip savaşarak kendini harap etme benim aziz dostum. Gereksiz oyunlar oynayarak o çok değerli vaktini boşa harcama. Yaşadığın her şeyin mükemmel bir düzen ve plan dahilinde oluştuğunu fark et. İlahi bir oluşum olduğuna inan. Yaradana, evrene güven ve ona sonsuz bir şükran duy. Şükürler olsun Allah'ım bugünü de geldim. Diyerek rahatla. Bil ki ben daima senindeyim. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı da paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim, yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.